Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli, farklı yapımıyla tavuk çorbası hazırladım. Hem sebzeli hem de böyle küp küp doğrayıp hafif kızartıp içerisine katarak çok lezzetli bir çorba hazırlayacağız. Hemen öncelikle ben bir tane ufaklarından tavuk butu üzerine geçene kadar su ilave edip biraz da tuz katıp ocağa götürdüm. Öncelikle bu kaynasın, bunun suyunu kullanacağız arkadaşlar. O orada kaynarken hemen tavukları da minik minik küp küp şeklinde doğrayacağım. Arzu ederseniz kemikli bir göğüs de kullanabilirsiniz. Kemik kısmını kaynatıp göğüs kısmını da böyle küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ama benim böyle birazcık da buzlukta tavuğum vardı. Onu çıkartıp kullanmak istedim. Minik minik hemen hemen bir 400-500 gram kadar tavuk göğsünü doğruyorum. Tavamın içerisine alıyorum. Daha önce çok kez tavuk çorbası tarifi verdim. Ama inanın ki bu çok lezzetli oluyor. Böyle tavuğunu ayrı bir yerde kızartıp içerisine kattığınızda çok başka bir lezzet veriyor. Tavuğu kenara aldım. Hatta dolaba da koyabilirsiniz. O beklesin arkadaşlar. Hemen o arada ben bir adet ufaklarında, çok büyük değil, küçük bir kuru soğanı küp küp böyle minik minik yarım kırmızı kapya biber, yarım da yeşil biber kullandım. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz yeşil biberin birinin yarısını kullandım. Kapya biberim küçük olduğu için onun da yarısını doğrayabilirsiniz. Bir tane fazla gelebilir. Seviyorsanız içerisine maydanoz da katabilirsiniz. Sevdiklerinizi ekleyip sevmediklerinizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Soğanı ve biberleri doğradıktan sonra tencerenin içerisine alıyorum. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağında öncelikle biber ve soğanları küçülene kadar kavuruyorum. İçerisine bir tane ufaklarından havucu rendeledim. Onu da ilave edip beraber kavuruyorum. Ben tavuğu haşladım artık arkadaşlar. Tavuğu içerisinden alıyorum. Suyu da bir 3-4 su bardağı kadar vardır. O tavuğu ben başka bir şeyde değerlendirdim arkadaşlar. Tavuklu bir pilav hazırladım. Tavuğu dittim. Bir de pilav yapıp tavuklu pilav yaptım çocuklara. Hemen biberin içerisine bir yemek kaşığı unu koydum. Şöyle bir 15-20 saniye kavurduktan sonra içerisine öncelikle soğuk su ilave ediyorum. 3 su bardağı 250 ml bardakla 3 su bardağı suyu ilave edip topaklanmaması için öncelikle kavuruyorum. Karıştırıyorum. Tavuğun suyunu süzgeçten muhakkak geçirin. İçerisinde kemik falan kalabilir arkadaşlar. Dediğim gibi tavuğun suyu da 3 su bardağı, bilemediniz 4 su bardağı ancadır. Başka su ilavesi yapmadım. Tencerem çok küçük, büyük bir tencereydi. O yüzden hemen küçük tencereye geçirdim. İçerisine yarım su bardağı da tel şehriye ilave edip şöyle bir 10 dakika kısık ateşte pişirdim arkadaşlar. Onu arka tarafa alıyorum. Orada kısık ateşte pişmeye devam ederken ben tavuğu hafiften bir soteliyorum. İçerisinde hiçbir baharat ilavesi yapmadım. Bir yemek kaşığından daha az, böyle hatta bir tatlı kaşığı da diyebilirim, tereyağını da ilave edip hafiften böyle birazcık kızartıyorum. Tavuğum da hazır. Artık tekrar çorbayı ocağa getiriyorum. Altı yanar durumdayken şehriyeler artık tamamen pişti. Tavuğu içerisine ilave ediyorum. Tavukla birlikte de şöyle bir 5 dakika daha pişireceğim. Daha güzel özleşmesi için, daha koyu bir kıvam istiyorsanız çorbanızın,
bir yemek kaşığını tepeleme doldurarak un ilavesi yapabilirsiniz. Ama benim için şu an gayet iyi, bekledikçe de biraz koyulaşıyor. Tavuğun suyuna tuz ilavesi yaptığım için az tuz ilave ettim arkadaşlar. Çorbam artık hazır. Hemen servis tabağını alıp videomu bitiriyorum. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.